sahnede birçok kadın gördüm işte, onları kutladılar. Sonra oturdum düşündüm, dedim ki hani birimizin hiçbirimizden bir farkı yok. Kesinlikle istikrar, kararlılık ve takip diyorum. Oriflame'den önceki hayatım, ben bir ev hanımıyım, lise mezunuyum, iki tane kızım var. Dantel örüp pazara dantel satıyordum eve katkıda bulunabilmek için. Sonra Oriflame'le tanıştım ve bir büyük toplantıda Oriflame'i iş olarak yapmaya karar verdim. Beni en çok etkileyen şey ise o toplantıda başaran kadınların hikayeleriydi. Sahnede birçok kadın gördüm işte, onları kutladılar. Sonra oturdum düşündüm, dedim ki hani birimizin hiçbirimizden bir farkı yok. Kesinlikle bu işi denemeliyim. Denersem başarabilirim. Sonra hemen sistemli bir şekilde işte direktörümle beraber Sarpio sistemini hayatımda uygulamaya başladık. Ve biz ev toplantılarıyla çok iyi başarılara ulaştık. Ben düzenli olarak ev toplantıları yapıyorum. Yani günde bir tane değil, iki, üç, dört tane, beş tane yaptığım günler de oluyor. Düzenli olarak ev toplantıları yapıyorum. Bu başarı planında ilerleyebilmek için Sarpio sistemini hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Sarpio bir süreç. Bunu eğer kafaya koyar, hızlı bir şekilde uygulamaya başlarsak ünvanlar zaten arka arkaya geliyor. Her gün yaptığımız şeylerin sistemli bir hale dönüştürülmüş şekli Sarpio. Bunu hayatımda çok uyguluyorum. İstikrarlı olmak lazım, çok kararlı olmak lazım. Sarpio sistemini kesinlikle hayatımıza geçirmeliyiz. Ev toplantıları işimizin olmazsa olmazı. Bir tane ev toplantısı bize başarı planında çok hızlı bir şekilde yol almamızı sağlamıyor. En az günde 3 ya da 4 tane ev toplantısı yapmamız lazım. Ve tabii ki Sarpio sisteminin en önemli maddelerinden bir tanesi de takip. Burada İnsanlar Oriflame'e katılmadan önce gerçekten Oriflame'in nasıl bir iş olduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Ve benim en büyük hedefim daha fazla kitlelere ulaşarak Oriflame fırsatlarını bütün kadınlara anlatıp onların hayatlarını değiştirmek. Mesela direktörüm bana ilk hayalimi sorduğunda benim ilk hayalim bir araba almaktı. Ve ben 7 ayda üst danışmanı oldum. İlk arabamı o zaman aldım. Ve Kıbrıs semineri vardı, direktörler semineri. O semineri hak ettip gittiğimde ise ne kadar büyük bir şirkette olduğumu, ne kadar doğru bir yerde olduğumu farkına vardım. Ve daha hızlı bir şekilde, daha sistemli bir şekilde çalışmaya başlayıp kısa sürede direktörlüğümü aldım. Çalışmayan bir kadın olarak böyle bir rakamı kazanabilmek gerçekten başka işte kesinlikle çok zor. Hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Sonra yurt dışı konferanslarına bir hedef koydum ve çok kısa bir süre içerisinde altın direktörlük unvanımı aldım ve ben o gemideydim. Başka dünya ülkelerinden farklı insanları tanıdım orada. Çok daha başarılı insanların hayat hikayelerini dinledim. Benim hayatımda birçok şey değiştirdi. Öncelikli olarak kendimi çok geliştirdim. Ayakları yere sağlam basan bir anneyim. Benim hayatım tamamen değişti. Hani önceki hayatımla şu andaki hayatım arasında dağlar kadar fark var. Geleceğe güvenli bir şekilde bakabiliyorum. Çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlayabiliyorum. Ve daha da önemlisi, başka kadınların hayallerine dokunabiliyorum.